Arka tarafta dönebilecek asparagas haberler çok çok daha farklı boyutlarda olabilir. Onlar stabil bir şekilde çalışalım. Bir hacklenme var kabul ediyoruz. İçeride bir çalışan tarafından kaynaklandığını biliyoruz. Hatta Kirk isminde bir hacker'dan da bahsedilmeye başlandı. Geçmişte Mavi Mavitik'te hesapları çalıp başkalarına satan bir hacker'dan onun parmağı olduğunu da düşünüyor şeklinde aslında birazcık daha insanları rahatlatıcı açıklamalarla ilerlemeyi tercih ettiler. Evet. Bu arada şunu da eklemek isterim. Bence Twitter'ın bu yönetim panellerinde yapabileceği en önemli şey şu olacak. Çünkü hacklenen Elon Musk değil ya da diğer kullanıcılar değil. Hacklenen Twitter. Twitter hacklendi ve diğer, mavi tekli kullanıcıların adına tweet atılabildi. Yani evet. bu yönetim panelinde nasıl ne işi var bu tweet atma özelliğinin? Yani Twitter bana özel bir hesap veriyor ve onun kullanımı sadece bana ait ve bu yönetim panelinden tweet de atılabileceğini hep birlikte öğrendik. Bence başlangıç olarak çözmeleri gereken en önemli konu bu. Ve bu yönetim panelini çok büyük bir ihtimalle bir baştan gözden geçireceklerini düşünüyorum. Aslında şunu söylediniz her şey finansa dayanıyor paraya dayanıyor. Yani önce kendilerini düşündüler sonra vatandaşı düşündüler sonra Sonra üye, belki de üye, üyelerini düşündüler ee, ve dolayısıyla biz bireysel olarak ne yapmalıyız bundan sonra? Bireysel olarak bize hangi tehditler bekliyor sosyal medya mecrasında? Bireysel olarak bu konuyu baz yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Yani Twitter'dan gelen açıklamaları ve yönergeleri uygulamamız gerekiyor. Bunun dışında yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Bu Twitter'ın bu hacklenmesi mevzusunda. Çünkü biz insanlara hep şey öneriyoruz. İki faktörlü doğrulamayı mutlaka sosyal medyada kullanın. Mail hesaplarınızda kullanın. Nedir iki faktörlü doğrulama? Siz şifrenizi yazarsınız. Cep telefonunuzda bir SMS gelir. Gelen SMS'i de o alana girersiniz ve güvenli bir şekilde bağlanırsınız. Ee, bu da bir çözüm değil. Bunu bu en azından e, bu Twitter mevzusunda bu bir çözüm değil. Twitter'ın çözmesini bekleyeceğiz. Ama diğer sosyal mecralarda mutlaka iki faktörlü doğrulama, karmaşık şifreler, bunlar çok önemli. Peki. Güncel telefonlar ve legal yazılımlar, bunlar çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bu önemli bilgiler için. Siber güvenlik uzmanı Osman Demircan. Ben Nerecan. çok teşekkür ederim.